Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma yine videoyu açtım. Salih Bey uyuyor. Dün gece bayağı bir ders çalıştık. Saat herhalde 3'te yatmıştır muhtemelen. Şu an saat 7-7.30 suları. Birkaç gündür de dışarıda sürekli yemek yiyorduk. Çünkü araba arayışı içerisindeydik. Arabayı satma. İşte var olan arabayı satıp yerine bir üstünü, yani bir üst derken şu hani sıfır ayarında da olabilir, hani o tarz bir arabayı koymak hedefimiz vardı. Onu araştırmasındaydık. Onu da bulduk elhamdülillah. Yine spor rutinime dönüyorum. Havada o kadar güzel ki, yani böyle güneş var. Ben biraz yazı seviyorum. Yazın da elbise giyeceğiz. Zayıf olmamız lazım bence. Ya zayıflık aslında görünüşle alakalı da değil, bu birazcık da sağlık konusuna da giriyor. Çünkü kilo aldığınızda ki hayat standartlarıyla verdiğinizdeki hayat standartları arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha sağlıklı beslemek lazım ki dinimizin de emrettiği şişman insanları Allah-u Teala pek sevmiyor galiba. Çünkü birkaç tane böyle bir hadis ya da ayet duydum göbeği olanlar hakkında. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hem dinen, hem manen, hem de madden bir arınma yaşayalım inşallah. Ben 10 bin adımı yapıp bırakıyorum. O da 1,5-2 saate mal oluyor. Böyle müzik dinleye dinleye güzel bir rutin gerçekleştiriyorum. Umarım sizler de bu günleri kaçırmazsınız. Yazın sonra ah vah dersiniz. O yüzden bu videoyu ne zaman dinliyorsan o an elindeki tüm çikolatayı, böreği falan filan bırak ve diyete başla. Evet, biz şimdi dışarı çıkacağız yine. Bir kargom geldim. Baharatlık çekmecemi düzenliyorum. Ve o çekmecemi düzenlediğim için de birkaç bir şey sipariş ettim. Salih, bıçak getirebilir misin bir tane? Şöyle bir şey aldım. Siz düşüyorsunuz, düşmeyin. Çaha koydum size de. Görünmüyorlar. Hadi ya. Evet, bu çekmece için sipariş ettiğim bir şey var, bu düzenleyici. Çok da hoşuma gidiyordu. Sürekli her çekmeceyi açtığımda orası dağılıyor. Mealesef. Ve ben de çok güzel bir şey sipariş ettim. Bunu Beyza'ya da söylemiştim. Beyza da almış bundan. Söylememin sebebi de şu ki, nasıl diye. Beyza biliyor ya bu işleri, o yüzden ona soruyordum. Ama iki taneymiş. Çok güzel. Kocaman. Ha, bu büyüyebilen bir ürün. Yani şöyle. Şuradan şöyle kocaman olabiliyor. Yani bunu başka bir yerde de kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Çekmecenin boyutuna göre. Çok güzel. Şuralara baharatlıkları koyacağım. Fıt fıt fıt. Böyle bir sürü baharatlık. Ama ben herhalde şu bir çekmeceliği kullanırım. Şunu da makyaj masamın üzerinde kullanırım gibi geliyor. Güzel bir ürün. Sağlam geldim. Linkini aşağıya eklerim inşallah. Sizler de oradan bakabilirsiniz. Evet, biz şimdi evden çıktık. Size merhaba demeyi unutmadım. Unuttum. Açılışı yapmadık galiba. Merhaba bu arada. Merhaba. Şu an Ulus'a doğru gidiyoruz. İlk arabamız satıldığı için de tabanvayla yolumuza devam ediyoruz. Ulus'taki işlerimizi halledip yarın da muhtemelen Allah izin verirse, tabii ki de net ama Allah takdir etmediyse son gününe kadar olmaz diyorlar ya. Şöyle bir söz var, hani gelin ata binmiş ya nasip demiş. Gör ki hangi kapıya inmiş. Bizimki de o hesap olmasın diye nasip diyelim. Öyle beraber yürüyoruz haliyle. İyi oldu ya. Orada sıcak. Gözlüğümü unuttum. Geçmiş olsun. Aynen. Hiçbir gözlük alırsın değil mi? Alırım. He? Aynen. Ayakta duramıyorum. Çok şey yok.
bazen böyle. Çiçek alayım mı dedim sana? Maydanozdan çiçek mi olur ya? Ama çiçek mi dizmiş adam öyle şey. Sana da çiçek almam ister misin diyor. Ha? Al. Maydanoz alacaksın değil mi? Orada çiçekler gibi dizmişler adam. Öyle bir dizmiş ki çiçek dedi. Yani. Neyse al bana şey. Salataya doğrarız dedim. Maydanoz bitti. Zaten çiçekle karın doymuyor. Bununla doyuyor. Değil mi? Tabii. Evet şimdi biz Melike Hatun Camii'ne geldik. Burada yurt dışı malları satılıyor aslında. İhraç fazlası. Bazen iyi bazen kötü şeyler oluyor. Bir bakalım dedik hazır buraya gelmişken. Değil mi Salih? Evet. Çok nadir geliyoruz açıkçası buraya. Yani bazen işimize yarayan bir şeyler illaki çıkıyor. Şimdi oraya bakacağız. Burada böyle şallar var. İhraç fazlası mantralları 50 TL mesela. 100 TL. Şöyle şallar mevcut burada. Evet burada marka ayakkabılar da var. Şu ayakkabının markasını bile bilmiyorum yani. 7500 ama bunun fiyatı orijinal fiyatı 30 bin liradır. O kadar. Mesela Prada'nın terlikleri 2750 TL. Chanel'in ayakkabısı var örneğin. Şuradan neymiş bunlar? Pride. Bunu nedir bilmiyorum. Bakalım şurada ne var? Ha, Balenciaga. Bak. Başka? Şöyle 1000 TL. Şöyle. Alet çantasına baştan aşağı bir alet düzmek isteyenler tanesi 20 TL mi? O civarda. Kaftan, taftan mı? Kaftan mı? Evet kaftan bu. Şöyle kaftanlar var. Bu neymiş? Elbise. Yok yani şey kumaşı abiye gibi. Şöyle elbiseler var. Şurada kedi evleri. Artık çıkalım. Su alalım mı burada şeyde tarım krediden? Şu an Ankara'nın bit pazarının içinden geçiyoruz. Sağlı solda evet. Şey, tekstil. Şöyle. Şey biliyordur ama Ankaralılar biliyordur. Yani. Ankaralılar bak biliyordur. Ben senden beraber öğrendim. Bilmiyordum ben. Ben bilmiyordum buraları. Bu tarz yerlerden çok geçmiyorum açıkçası. Büyük, uzun bir çarşı. Tam şeyden operadan başlıyor. Sanan pazarına kadar uzanıyor. Güzel bir yer. Güzel. Küçük. Esnafların olduğu, ara sokakların olduğu bir pazar. Fake ürünler çok fazla var. Öyle oluyor zaten. Adidas. Evet, biz işlerimizi hallettik. Burada da şey varmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Biz de sadece şey dedik. Aslında bakanlıklar kendilerine özgü mimaride olmuş olsaydı Ankara çok hoş bir yer olurdu mimari açıdan. Hani İstanbul'a özeniyoruz ya biz. Öyle değil de mesela Maliye Bakanlığı farklı bir mimaride olurdu. Ulaştırma Bakanlığı farklı bir mimaride. Yani çok güzel olurdu diye düşündük. Değil mi? Nasıl olurdu? Aynen. Şu an Ulus sokaklarında Sıhhiye'deyiz. Değil mi? Sıhhiye mi? Operadayız. Operadayız. Otobüse binip artık eve geçeceğiz. Bayağı da yorulduk açıkçası. Çoğu işimiz bitti. Yarın artık arabamızı alacağız inşallah. Ya iyi de olsa kötü de olsa sonuçta bir birikim yapıp ve faizsiz bir birikim yapıp bu arabayı almak emek istiyor gerçekten. İnşallah hep böyle faizsiz bir yola devam. İnşallah. Biraz Gençlik Parkı'nı gezelim dedik. Burada sümbüller çıkmış değil mi? Çıkmış. Sümbül mü? Neydi onun adı işte. Oraya bakacağız. Şu şelalelere bak. Çok güzel. Güzel de güneş tepem olmasa tepemizde. Ama ikindi güneşi bu. Evet şey yaptım. Yordum. Şuralara bakın ne kadar güzel. Gözüküyor mu? Yok
ya, biraz çok kötü. Niye? Tamam, Salih abinizi ben artık alışverişe getirmiyorum. Bugün de kültür gezisindeyiz ve Salih'in sıfatı eşkali. Arkadaşlar bana hak vermişler, yorumlarda okudum. Artık bir salın Salih abiyi veya Salih'i salın demişler. Teşekkür ediyorum. O mesajı atan Salih abiyi salın diyen arkadaş tabii yorum yapabilir, kızmıyorum. Ama senin annen babanı saldı mı da ben Salih'i salayım? Mecbur onunla gideceğim alışverişe. Çünkü onun da evine alışveriş yapıyorum. Doğru değil mi? Sen yapsan beni hiç yormasa. O zaman da şey yapıyorsunuz böyle erkekler. Bunu niye böyle aldın? Tam bundan sonra Salih'i yormadan. Doğru, sahip demedim hiç. O huyu yok. Sen almışsan daha uygununu biliyorsundur der elhamdülillah. Çünkü ben bir şey alırken beni bir tanıs, gel burada beni öv. Öv beni. Ben bir şey alırken nasıl alırım? Tartar biçer, ölçer, bakar, öyle alır. Gerçekten gerekli mi değil mi diye bakarım. Tabii. Ha, size mesela şey diyorum, aa bu çok güzelmiş derim. Ama onu ben aslında 3 aydır düşünüyorumdur. Bir şey bakar ama en son alır. Aynen. Hemen almaz genelde. Aynen. Gel, her şeyde öyleyim ama. Böyle bir hemen anlık bir hevesle alışım yoktur. Ha, aldıysam da anlık bir hevesle onu 40 değiştirmeye götürürüm. Bilir o onu. Öyle yani. Evet, burası da şey neydi? Gölge. Şurada vardır. Var. Ama önce şurada sümbüllere bakalım mı? Sümbül yok değilim. Şurada var çiçek. Evet, biz şimdi Salih'le oturduk. Yorulduk buraya. Yorulduk. Bayağı yorulduk ama. Eve gideriz birazdan muhtemelen. Daha akşam eve gideceğim, yemek yapacağım. Dertlisin, hayırdır? Dertli değilim, yorgunum. Ben de yorgunum. Ama bak, bu sefer de ben Salih'in peşinde yürüdüm, gezdim. Hayat böyle müşterek. Binde bir. Yok yok, elhamdülillah. Birbirimizin peşinde gidiyoruz. Bizde yani insanla eşinden başka kimi var ki? Evet, sitenin yanındayız. Ben otobüste uyudum ve indik otobüsten. Şimdi aldı. Aynen, aldım. Ve meyveci gördük. Sitenin yanında böyle sütçü geliyor, meyve de satıyor. Böyle çilek, Yeni Dünya ve erik aldık. Yeni çıkmış hepsi. Aynen, Yeni Dünya'yı ben çok severim. Hatta en sevdiğim meyveler arasındadır. Salih de Allah razı olsun aldı görünce. Şimdi eve gideceğiz. Yere fincan düşürdüm. Salih ders çalışırken, uğraşayım derken. Salih. Ya bu nedir ya? Oralar nasıl gitti? Şu fincanım iyi ki kırılmadı. Bu çünkü el oyması. Şey, Faruk Malhan. Anam, bir de ben döktüm Salih bunu. Ben burayı nasıl sileceğim? Ben burada bunu siliyor, yapıyorum. Salih orada çocuk kaçırma velayetiyle ilgileniyor. Ama işim bu benim. Of, sıkıldım. Neyi sıkıldın? İş yapmaktan. İş yapmaktan. Akşama kadar iş yapmadım ben. Biliyorsun. Ben. Ha, sen. Yani sen de sıkılma canım. Arada değil. Şey demişler bana bir önceki videoda. Salih Bey çok olgun. Ben de çok cıvıl cıvılmışım. Birbirimizin işte eksik yanlarını tamamlıyoruz. Ben de bence olgunum bazı yönlerde. Eksik yanlarını tamamlamak yok. Eş değil mi? Aynen. Tamam. Tamam, kapatayım mı? Kapat. Tamam, kapattım. Kapattım. Allah'tan ki duvar kağıdı. Yoksa buralar temizleyemezdim. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Ya şu halı çok fazla kirlendi. Bunu da ben Madame Coco'dan almıştım. Şimdi bunu makineye atacağım, eğer sığarsa. Bir makinede yıkayacağım, bakalım nasıl olacak. İyi ki de böyle yıkanabilir halı almışım. Yani sizlere de tavsiyem, mutfağa kesinlikle bir tane yıkanabilir halı almanız.
Şimdi bunu yıkayayım da şu çekmeceyi toparlayacağım. Biliyorsunuz ki sabah şey geldi kargo. Şunları toparlayacağım, burayı bir düzenleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Daha sonra sizinle de paylaşırım tabii ki de. Baharatlı yapmaya çalıştım. Şunlar böyle çok dağınık gibi gözüküyor ama şöyle bir durum var. Bu baharatlıklardan eksiklerim var. Onlardan da böyle tam kaç tane alacağım? 4 tane daha baharat aldım mı kutusu. Tamamlanıyor inşallah. Şunların içerisine de başka bir şeyler koy, karbonat tarzı şeyleri koy, kenarlarda duracak. Yani şunlar falan tüm kalkacak. Bura bir düzene girecek inşallah. Şimdiki hali bile çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim almak isteyen olursa. Evet, ben şimdi meyvelerimizi hazırladım. Şimdi Salih'in odasına götüreceğim. Beraber meyvemizi yeriz. Daha sonra da kapanış yaparız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.